arkadaşlar Sayın Kutlu Safa Olga Çiçin. İsim de hoş hocam. Beğendiniz mi? Vallahi hoş. Marka. Bir Ali İhsan var olduğu ya. O da hoş. Rica ederim. Ama yani şimdi bak kısalttığın zaman A, İ, V. Doğru. Çok doyurucu değil. Ama Kutlu Safa Olgaç KSO. Doyuruyor. İsmi var doğru. Vallahi doyuruyor. Biraz daha sohbet etmek istiyorum sizle. Uygunsa tamam. Eğer hemen sorulara geçmekten. Daha iyi olur. Çünkü yani 24 yaşındasınız. Maşallah hiç vakit kaybetmemişsiniz. Radyo televizyonu bitirdiniz. Halihazırda da oyunculuk üzerine eğitim alıyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet doğru. Şu anda konservatuar okuyorum tiyatro üstüne. Kaçıncı sınıf? Şu an birinci sınıf. İlk sınıf. Maşallah. Ama aslında yani son seneden bir önceki sene. Öyle söyleyebilirim bizim okul düzeni için. Deneyimleriniz de olmuştur oyunculuğa dair. Değil mi? Yani, tabii oldu. Radyo televizyon okurken kesa filan. Ya arkadaşların kısa filmlerinde vesaire falan filan. Paylaşıyor musunuz? Şu an paylaşmıyorum. İçreksiniz. Pek güzel efendim. Bizim buralara geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz üzere sağlam bir yarışmacıyla başladık. Evet. Begüm Hanım daha güzelini yapardı. Ama işte buraya geldiği zaman insan biraz telaşlanıyor. Öyle değil mi Begüm Hanım? Sonunda bir tane hani harmandalı da aman basayım da alayım bir harf diye aldı ya. Onu kafasına takmış durumda. Tamam. Evet. Hadi o aldığı son harfe kendisini pişman edelim. Hadi. Çünkü yani üzülmez. Hevesi kursağında çok kalmış bir yarışmacıdır. Tamam. Önemli değil, bir daha gelir. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Bir kısaltmayla başlıyoruz biliyorsunuz. Daha sonrasında da bir ilçe çıkacak karşınıza. Tamam. İlki şu. İlgilendiğiniz bir dal. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun... FIBA. Orijinal. Kısa adıdır FIBA. Daha yok güzel. Hızlı bir başlangıç. İkincisi biraz uğraştırabilir. Sivaslısınız siz böyle hani... Ata binmişliğiniz filan hocam. Attan anlar mısınız? Görmüşlüğünüz. Maalesef. Şimdi burada hemen... Atlarıyla mı meşhur? Yok. Atlarıyla meşhur değil. Yani Manisa'nın bir ilçesinden bahsedeceğiz. Hı hı. Ama aynı zamanda at donu. Hatta bahsedelim. Buyurun soru gelsin. Manisa'nın adı bir at donu. At rengi ile eş sesli olan ilçesi ama Doru gibi mesela. Dört harfli. Hı. Mesela Doru gibi. Değil Doru. Gibi. Hı. Doru. Mesela Yağız gibi. Ama bir Yağız beş harfli. Ne var attı? Kır gibi. Ama o da üç harfli. Manisa. Soma değil. Değil. Gelin bir harf alalım. Harf alayım. Ben. Aldık bir harf. Böyle sarı renkteki atlara verilen. Ne ya? Görmüşsünüzdür onları. Sarı, sarıya sarı. Kaçan boz. Hocam belki kısrak de bulmadığınız değil. Duymadığınız bilmiyorum. Bir kelime. Alalım bir tane daha alayım. Buyurun. Hadi. Bilmiyorum sallayayım mı? Kura. Kuru. Kura... Değil. Kura değil. Kure. Değil. Kuşe. Yok. Kume. Kuma. Yani sonu daha güzeldi ilk başladığımızda. Öyle sonu mi? Daha güzeldi ilk başta. Kute. E'ye nereden geldik ya biz? Bir harf daha alalım. Almayalım ya. Kura ile bir... Ha tamam. Durduralım o zaman. En güzeli. Kufa. Kuma. Devam. Kusa. Devam. Kuta. Kuza. Ne? Hocam biz... Kura. Geliyor mi? Evet, kupa değil, kusa. Ne var ya orada? Geri gel, geri gel. FRST. Geri gel, geri. Kuba. Bak, kuca. Devam ha. Kuça. Ha? Kuda. Kufa. A, D, F, G. Kuga. Kua. Değil. Yumuşak G. Hey, kuha. Kuja. Kuka dedik. Kuka. Başka ne dedik? Kuma. Kukadan sonra. Kuba. Kuba! Hiç duymadım ya. Yani şimdi 100 puancık kazandırdı. Ama kimse diyemez ki Safa Bey o 100 puanı hak etmedi. Bir alkış daha rica ediyorum. Durun şimdi 9500 puana ulaşabilecek durumdayız. Yani geriye 12 tane soru alabileceğimiz 5 tane harf kaldı. Tamam. 5'ini birden alırsak 2 saniye arttıracağız. Onu unutmayalım. Tamam. Buyurun 5 harflere. Kolay bunlar. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş makam. Biçimine makam denir. Gayet güzel. Şimdi kolay soru da bir anda akla gelmeyebilir bu. Tamam. Özümseyelim, hiç süreden korkmayalım. Buyurun. İsim cümlelerini olumsuz yapmak için kullanılan bir söz. Yani bu söz gelirse o cümleye, o cümle olumsuz olur. Keza... Değil. Nedir? Değil. Safa Beyciğim, tebrik ederim.